Basit Emrik Hareket ve Kepler Kanunları ile alakalı bir tekrar çalışması yapalım. İlk sorumuzla da başlayalım. Dünyada tartıldığında 10 Newton gelen bir cisim. Kütlesi dünyanın kütlesinin 4 katı, yarıçapı dünyanın yarıçapına 2 katına eşit olan bir gezegende tartıldığında ağırlığı P oluyormuş. P kaç Newton? Şimdi bizim dünyamızdaki yer çekimi ivmesinin G çarpı M bölü R kare olduğu bilinmekte. Gemi bölü R kareydi değil mi yer çekimi ivmesi ve dünyada tartıldığımızdaki ağırlığımız m çarpı g'dir. Bu m çarpı g 10 Newton'muş arkadaşlar. Dünyada tartılan bir cisim için. Peki bu cismi almışım, başka bir gezegene götürmüşüm. Şimdi başka bir gezegendeki yerçekim ivmesini tespit edelim. Kütlesi dünyanın kütlesinin 4 katı. Yani g çarpı 4m. Dünyanın 4 katı kütleye sahip. Yarıçapı da dünyanın 2 katı. 2r'nin karesi dersek 4gm bölü 4r kareden o gezegendeki yerçekim ivmesi yine gm bölü r kare. Yani o gezegendeki yerçekim ivmesi dünyadaki yerçekim ivmesine eşit. O zaman orada da tartıldığında yine 10 Newton gelecektir. Yerçekim ivmesi aynı olduğu için. Güneş etrafında dolanan dünyanın izlediği yörünge şekildeki gibidir. Arkadaşlar dünyamız güneşin etrafında eliptik bir yörüngede dolanıyordu. Bu dolanım esnasında güneşin dünyaya uygulamış olduğu kuvvet iş yapmıyordu. Yani dünyanın toplam enerjisini değiştirmiyordu ve tork yapmıyordu. O yüzden bu yaklaşıp uzaklaşmaları esnasında hızlanıp yavaşlaması açısal momentum korunumu ve enerji korunumlu şekilde gerçekleşiyordu. Uzatmayalım. Şimdi güneşimizin dünyaya uygulamış olduğu kuvvet kütle çekim kuvvetidir. G çarpı M güneş çarpı M dünya bölü R kare bu aralarındaki genel çekim yasasına ait kütle çekim kuvvetidir. Şimdi dünya diyor A noktasından B noktasına gelince yaklaştığı için payda küçülüp kuvvetin artacağını söyleyebiliriz. Demek ki güneş dünyaya yaklaşırken dünya güneşe yaklaşırken daha fazla bir kuvvete maruz kalıyor. Hızına ne oluyor? Hızı da artıyor. Hızı niye artıyor hocam? Çünkü burada bu kütle çekim kuvveti olan G çarpı M, M bölü R kareyi biz merkezcil kuvvet olarak düşünüyorduk. M ve kare bölü R olarak düşünüyorduk. Burada dünyanın kütlesi dolanım hızıyla alakası yoktu. G, M bölü R idi. Çıkan sonucu da görüyorsunuz. Yaklaşınca daha yakın bir yörüngeden geçince hızının artacağını söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Yine aynı şekilde diyor ki bu dünya diyor güneşin etrafında dolanırken diyor K'dan L'ye doğru gelirken diyor. Şimdi K'dan L'ye doğru gelirken şimdi arkadaşlar nerede olursa olsun güneş dünyayı güneşin merkeziyle dünyanın merkezini birleştiren doğrultu üzerindeki bir kuvvetle kendine doğru çektiği için bu kuvvetle dönme üzerine tork yapmadığı için bu dönüş esnasında açısal momentum korunur. Sebep dış tork yok. Aynı zamanda enerji korunuyor. Kinetik potansiyel potansiyel kinetiğe dönüşüyor. Açısal momentum I çarpı W'ydu. Lev'di. I dediğimiz şey eylemsizlik momentiydi. MR kareydi. Burada K'dan L'ye gelirken eylemsizlik momenti azalacak. Açısal momentum değişmeyecek ve hızlanacaktır. Bu hızlanmasından dolayı kinetik enerji de artacaktır arkadaşlar. Yarıçap vektörünün birim zamanda taradığı alan, yarıçap vektörünün birim zamanda taradığı alan zaten alanlar kanununa göre bu değişmez. Ne diyordu alanlar kanunu? Buradan buraya t sürede, buradan buraya t sürede gelsin. Şurası da taradığı alan, şu yarıçap vektörünün taradığı alan şurada s ise burada da s oluyordu. Yani eşit zaman aralıklarında eşit alan tarıyordu yarıçap vektörü. Burada birim zamandan kastettiği şey birer saniyelik küçük küçük minimal kısımlara bakarsak arkadaşlar görüldüğü gibi şöyle küçük küçük birer saniyelik aralıklarla bakarsak hepsinin alanlarının birim zamanda taradığı alanlarının eşit olacağını görebiliriz. O yüzden yanıt B seçeneği oldu. Bir başka soru ne diyor? TürkSat 4B haberleşme uydusu ve Göktürk 2 askeri uydu. Şimdi askeri uydu ve haberleşme uydusunun şöyle bir farkı vardır. Şimdi dünyamız kendi ekseni etrafında dönüşünü 24 saatte tamamlar. Yani periyodunu 24 saatte tamamlar. Dünyanın açısal hızına W1 demiş. Göktürk'ün açısal hızına W2 demiş. TürkSat 4B'nin açısal hızına W3 demiş. TürkSat haberleşme uydusu.
Haberleşme uydusu nerede olmalı sevgili arkadaşlar? Haberleşme uydusu sürekli ilgili ülkenin bakan tarafında olmalı diyeceğiz. Mesela dünyamız bu ya. Hani şöyle dünyamız üzerinde şöyle Amerika kıtasıdır, Avrupa'dır falandır filandır, Afrika'dır. Çok da önemli değil. İşte Türkiye şurası olsun. Şimdi bizim kendi yani ülkemizin sahip olduğu haberleşme uydusu işte bu cep telefonu şebekelerin veya televizyon kanallarıdır. Bunların çekmesi için dünyayla birlikte aynı periyotla dolanmalı ki sürekli bizim üzerimizde olsun ki biz bu veri alışverişini uydu yardımıyla rahatlıkla yapabilirim. O yüzden haberleşme uydusunun periyodu dünyanın periyoduyla aynıdır. Fakat askeri uydular arkadaşlar biraz daha güvenlik maksatlı olarak daha tarayıcı olmalıdır. Yani askeri uyduların periyodu daha küçüktür, açısal hızı daha büyüktür, daha fıldır fıldır döner. Yani basit düşün hocam işte bizim Libya'da askerimiz var, hocam bizim Suriye'de askerimiz var, yok hocam bizim Amerika'da büyükelçimiz, Çin'de büyükelçimiz bilmem neyimiz var. Sonuçta bu bazı verileri hızlı bir şekilde alıp verebilmek veya iletişim sağlayabilmek yani bunu sadece telefon konuşması olarak düşünme yani. Burada askeri uydular devreye girer. Askeri uyduların bu taraması biraz daha hızlıdır. Dünyanın periyodundan daha kısa, açısal hızı daha büyüktür olarak düşüneceğiz. O yüzden Göktürk 2 askeri uydu olduğu için Göktürk 2 daha açısal hızı fazladır. Dünya ve haberleşme uydusu olan TürkSat 4B'nin açısal hızları eşittir diyeceğiz. Yeryüzünde V hızıyla düşe yukarı doğru atılan cisim yerden en fazla H yüksekliğine çıkabiliyormuş. Şimdi bir cismi yerden V hızıyla attım. Ve bu cisim yerden en fazla H yüksekliğine çıkabiliyormuş. Sonra diyor ki bu cismi diyor başka bir gezegene götür diyor. O gezegenden diyor 2V hızıyla attığında diyor o diyor nereye kadar çıkar diyor. Soru benim anladığım bu. Tabii bu bizim dünyamız. Bu da neresi? O gezegen. İşte dünyanın kütlesi M, dünyanın yarıçapı R, dünyadaki yer çekimi ivmesi gemi bölü R kare. Fakat o gezegene gittiğimizde o gezegendeki yer çekimi ivmesi kütlesi dünyanın kütlesinin 2 katıymış o gezegene. Yarıçapı da dünyanın yarıçapının 4 katıymış. Yani o gezegendeki yer çekimi ivmesi 2 bölü 16'dan gm bölü 8 r kareden dünyadaki yer çekimi ivmesine g diyen o gezegendeki yer çekimi ivmesine g bölü 8 demek zorundadır. Hocam başka ne yapacağız? Arkadaşlar iki farklı denklem var. Enerji korunumu yapacağım tabii ki. Bir cismin çıkabileceği maksimum yükseklik sahip olduğu kinetik enerjiyi potansiyel enerjiye dönüştürmeye çalışacağım. Birinci durumda 1 bölü 2 çarpı m çarpı v kareyi m çarpı g çarpı h'a eşitleyeceğim. İkinci durumda 1 bölü 2 çarpı m çarpı 2v'nin karesi. Çünkü o diğer gezegende 2v hızıyla atıyormuşuz. Değil mi? Eşittir. Yine m çarpı o gezegendeki yer çekimi ivmesi g bölü 8 çarpı h üssü diyorum. Hocam nasıl daha pratik çözeriz? Arkadaşlar dikkat ederseniz zaten m'leri, g harfini, ne bileyim 1 bölü 2'yi, şu v kareyi görmüyorum ama burada 4 var. Bu 8 buraya çarpma olarak gidince muhtemel h üssü ne oluyor arkadaşlar? Muhtemel h üssü 32 h oluyor. Çünkü yer çekimi ivmesi azaldı, hız arttı. Bu çıkabileceğinden daha yukarı bir noktaya çıkacağını zaten görebiliyoruz. Bir gözlemci diyor eşit kollu terazi ile ya bir kere eşit kollu terazi ile ne ölçer? Tabii ki kütle ölçer. Yani şimdi bu kütlenin ekvatordaki kütle ile kutuplardaki kütlenin aynı olduğunu bilmeyen yoktur sanırım. Çünkü kütle değişmeyen madde miktardır. Şurası ekvator, burası da kutuplar olsun. Arkadaşlar ekvatordaki kütle kutuplardaki kütleye eşittir. Fakat kutuplardaki yer çekimi ivmesi ekvatordaki yer çekimi ivmesinden daha büyük olduğu için ağırlık olarak kutuplardaki ağırlık ekvatordaki ağırlıktan büyük olacaktır. Bu bizim bildiğimiz bilgiler ama biz kendi bilgilerimizi boş verelim. Biz çok şey biliyoruz. Bir gözlemci bir cisme eşit kollu terazi ile ekvatorda ve kutuplarda tarttığında sonucun aynı olduğunu. Aynı cismi dinamometre ki kuvvet ölçer ki ağırlık ölçer kutuplarda ve ekvatorda tarttığında sonucun aynı olmadığını görmektedir. Bu deneyden
neye ulaşılabilir? Bu deneyden ulaşılacak. Yani bu çocuk yapmış bir deney ya. Ekvatordan kutuplara gitmiş. Sen çocuğa bak. Kütlenin dünyanın her yerinde aynı olduğunu söyleyebilir. Bu sonuca ulaşabilir. Çünkü burada eşit kolu teraziyle tarttığında, burada eşit kolu teraziyle tarttığında aynı sonucu elde etmişti. Dünyanın uyguladığı çekim kuvvetinin ekvatorda ve kutuplarda farklı olduğu sonucuna da ulaşabilir. Hocam siz şuraya yazmıştınız. Bu benim bildiğim şeyler. Ama ben bildiğimi unutacağım bu tarz soruları. Hani bu deneyden neye ulaşılabilir sorularını unutacağım. Unutmazsan düşersin bak üçüncü soruya bak. Dünyanın merkezine doğru götürülen cismin ağırlığının azaldığı. Ya bu doğru bir bilgi ama bu deneyden buna ulaşamaz ki. Yani bu ne? Bu senin bildiğin bilgi tamam. Yerçekimi ivmesinin şöyle bir grafiği vardı hocam. Yerçekimi ivmesi dünyanın yüzeyinde maksimumdu. Yüzeyden uzaklaştıkça yerçekimi ivmesi azalıyordu. Dünyanın içine girdikçe yerçekimi ivmesi azalıyordu. Ya bunu biliyoruz da çocuk öyle bir şey yapmamış ki. Yani çocuk şunu dememiş yani. Çocuk 3 metrelik derinliğinde bir çukur kazdı, çukurun içine girdi, çukurun içerisinde dinamometreyle ağırlığını tarttı falan dememiş. O yüzden 3. yargıya buradan ulaşamıyorum arkadaşlar. Tehlikeli sorulardır. Senin bildiğin şeylerle seni sınaması zordur bu soru kalıbında. Dikkat ediniz. Yani buradan ulaşılabilecek şeyler istiyor. Evet, bayağıdır aynı tip sorudan çözdüğümüz için hızlanalım artık. Dünya güneşin etrafında dolanırken dünya güneşe yaklaşıp uzaklaşmalarından dolayı potansiyel enerjisi sürekli değişkendir. Çünkü eliptik bir yörünge var orada. Dolayısıyla hızlanıp yavaşlamasından dolayı kinetik enerjisi de sürekli değişkendir. Ama aralarındaki kuvvet iş yapmadığı için enerjilerinin toplamı sabit kalacaktır. O yüzden sorunun yanıtı A seçeneği olacaktır. Alanlar kanunu ile alakalı bir sorudur muhtemelen. Yine diyor ki güneş etrafında dolanan bir gezegen, tamam bu gezegen dolanıyormuş, K'dan L'ye 2T sürede geliyormuş. Şimdi bu arkadaşın K'dan L'ye gelme süresi 2T'ymiş. M'den N'ye de T sürede geliyormuş. Sen ne öğrendin? Alanlar kanununda ne öğrendin? Eşit zaman aralıklarında yarıçap vektörü eşit alan tarar diye öğrendin. O zaman burada 2T sürede 2S'lik alan taradıysa 1T'lik sürede 1S'lik alan taradı diye yazabilirsin rahatlıkla. O zaman sen A1'e 2S demiş oldun, 3A1'de 6S oldu fark ettiysen. A2'ye 1S demiş oldun, 5A2'de 5S olmuş oldu. O zaman şurası 6T sürede geçilmiş, burası da 5T sürede geçilmiş diye düşünürsek periyot bir tam turu alma süresine baktığımızda 2, 6 daha 8, 1 daha 9, 5 daha 14T. Bu gezegenin güneş etrafında dolanım periyodu diyeceğiz arkadaşlar. Kütlesi M olan K gezegenin etrafında R yarıçaplı yörüngede dolanan bir uydunun periyodu T'ymiş. Kütlesi 4M olan L gezegenin etrafında 4T yarıçaplı yörüngede dolanan bir uydunun periyodu kaç T'dir demiş. Şimdi periyodu ve yarıçapı verdiği için birçok arkadaşımız hocam R1 bölü R2'nin küpü T1 bölü T2'nin karesi. Periyotlar kanunu değil mi? Bunu yapmayacağız mı diye düşünebilirler. Hayır, bunu yapmayacağız. Niye bunu yapmayacağız? Periyotlar kanunu biz nerede kullanırız? Aynı gezegenin ya da aynı sistemdeki uydular üzerine kullanırız. Mesela ben periyotlar kanunu şurada kullanabilirim. Güneş sisteminin etrafındaki dolanan gezegenler var ya bizim hani. Neydi bunlar? Merkür, Venüs, Dünya, Mars, değil mi? Şimdi sonuçta bütün bu gezegenler aynı güneş sistemi etrafında dolanırken bazıları güneşe daha yakın, bazıları güneşe daha uzak. Sonuçta hepsi güneşe bağlı dolandıkları için burada periyotlar kanunu kullanabilirsin. Burada yani R1 bölü R2'nin küpü, T1 bölü T2'nin karesini burada kullanabilirsin ki buradan çıkan sonuç ne? Mesela dünyanın güneş etrafında dolanımı 365 gün, 6 saat bir turu. Dünyanın güneşin etrafındaki bir dolanımı. Doğru muyuz? Doğruyuz. Venüs daha yakın olduğu için Venüs'ün bir turu 200 küsürlü bir gündü. 285 miydi tam hatırlamıyorum. Mars'ın da bir yılı mesela, bir Mars yılı 411'e yakın dünya günü. Çünkü burada periyotlar kanunu kullanılabiliyor burada. Çünkü hepsi güneşe bağlı dönüyorlar. Ama dikkat ederseniz, soruyu da dikkatlice okuduysanız, soruda diyor ki bir diyor
M kütleli bir gezegenin R yarıçapında dolanmakta olan bir uydudan bahsediyor. Bir de 4M kütleli bir gezegenin 4R yarıçaplı yörüngesinde dolanmakta olan başka bir uydudan bahsediyor. Tamam, bunun periyoduna da teyüsü diyorum. Ne yapacağız? Şimdi her ikisine de ayrı ayrı iki tane denklem yazacağım arkadaşlar. Burada kütle çekim kuvvetini merkezcil kuvveti yapacağız. Yani G çarpı M çarpı M bölü R kare eşittir M çarpı omega 1'in karesi çarpı R diyorum. Diğer kısımda da G çarpı 4M çarpı M bölü 16 R kare karesini aldım eşittir M çarpı omega 2'nin karesi çarpı 4 R dedim. Arkadaşlar bu işlemleri yaptığımızda şunlar birbirini götürüyor zannedersem. Omega 1'in karesi bölü omega 2'nin karesi eşit oluyor 16'ya. Omega 1 bölü omega 2 o da eşit oluyor. Yanlış yapmıyorum muhtemelen. Omega 1 bölü omega 2 4'e eşit oluyor. Omega dediğimiz şey 2 pi bölü t ise yani açısal hızla periyot ters orantılı olduğu için demek ki t1 bölü t2 oranı da 1 bölü 4 olmalı. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Bunun periyoduna T diyorsan şunun periyoduna 4T demelisin. Yanıt da o yüzden E seçeneği olmalı diyeceğiz. Güneş etrafında dönen bir gezegenin yörüngesi eliptik bir yörüngeydi. Güneş bu gezegene bir kütle çekim kuvveti uyguluyordu. Bu gezegen bazen güneşe yaklaşıp bazen güneşten uzaklaşıyordu. Korunumlu bir yapısı vardı. Burada tork yapılmadığı için açısal momentumu korunuyordu. Hızlanıyordu güneşe yaklaştıkça. Açısal hızı da artıyordu. Yanıt o yüzden Edirne oluyordu. Açısal hızının artmasının sebebi L eşittir I çarpı omegadır. Açısal momentum korunumuna göre yaklaştığı yerde eylemsizlik momenti emre kare. R'nin azalması eylemsizlik momenti azaltacak. Omega artacaktır. Buradan da düşünebilir. Onu da unutmayalım arkadaşlar. Yine bir basit harmonik hareket sorusunda tabii ki şu basit harmonik hareketin kalıbını unutmuyoruz değil mi? Hani K dedik. M dedik, O dedik, N dedik, L dedik. Neydi bu kalıp? Bu kalıp şuydu değil mi? T bölü 6, T bölü 12, T bölü 12 ve T bölü 6. Şimdi bana periyodun 24 saniye olduğunu söylemiş. Şimdi periyot eğer 24 saniye ise T bölü 6 ile giriş yapınız lütfen. 24 bölü 6'dan şurası 4 saniye. 2 saniye, 2 saniye ve 4 saniye olarak yazdık. Şimdi buradan başladı. 32 saniye sonra nerededir dedi. Bir kere zaten sen 24 saniye sonra tekrar buradasın. 24'te buradasın değil mi? Periyot çünkü. 28'de buradasın. 32'de de N noktasındasın. Peki şöyle bir soru sorsaydım. Deseydim ki ya bu adam 30. saniyede nerededir deseydim. O zaman hocam şurası 32. saniye, burası 28. saniye. Biz köşeye gitmiş, geri dönerken N ile L'nin arasındadır. Evet 30. saniyede N ile L arasındadır. Arttırıyorum, N ile L arasında nerededir? N'ye mi yakındır, L'ye mi yakındır? L'ye yakındır. Her zaman süre olarak ortası, konum olarak uca yakındır. Sebebi de nedir? Sebebi harmonik hareket arkadaşlar. Sabit ivmeli olmayan bir hareket de harmonik hareketin hız zaman grafiğini şu şekilde olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Hatırladık hocam. Yani denge noktasında hızlanıyordu ve maksimum ulaşıyordu. Köşelerde yavaşlıyordu. Bu sana ne anlatıyor? Hız zaman grafiğinin altında kalan alan yer değiştirmeyi veriyor ya. Dikkat edersen x, 3x, 5x ya da 5x, 3x, 1x benzeri bir şeylere dönüşebilir. Yani şurayı mesela süre olarak 2'ye böldüğümde uç taraflarda daha mesela şurasını şöyle süre olarak 2'ye böldüğümde burası x'tir. Burası 3x'tir. Ya yani süre olarak ortası konum olarak her zaman uca yakındır. Mesela buranın süre olarak ortası konum olarak n'ye yakındır. Süre olarak ortası konum olarak m'ye yakındır. Her zaman bu şekilde devam edilebilir arkadaşlar. Yani burada 30 saniye ile 28 saniyenin süre olarak ortası olan 30. saniyede cisim N ile L'nin tam ortasında değil biraz daha L'ye yakındır. Çünkü köşede yavaşlayıp durmuştur. O yüzden dolayı. Hatta yani ivmeli harekette şunu da hatırlayabilirsin. Mesela bir cismin
sıfırdan başlayarak hızlanmasıyla ya da yavaşlaması üzerine grafikleri düşünürsek x, 3x, 5x ya da 5x, 3x, 1x. Yani köşeye doğru giderken yavaşlamak ya da köşeden merkeze gelirken hızlanmak üzerinden düşünülebilir aynı olay. Bu da çıksaydı genellikle n'de mi l'de mi arada mı, arada kime yakın? Arada kime yakın, l'ye daha yakın diyeceğiz. Kn arasında basit harmonik hareketi yapan x ve y cisimleri k demiş hizasından yatay olarak aynı anda harekete geçiyorlarmış. X cismi ikinci kez m hizasından geçerken. Şimdi arkadaşlar x cismi ikinci kez m hizasından geçmesi. Y cismi de ilk kez o noktasından geçiyormuş. Şimdi x'in bir kere buradan şuraya gitmesi periyodunun yarısı kadarlık bir süredir. Sonra şuradan şuraya gelmesi de periyodunun 1/6 kadarlık bir süredir. Demek ki x'in periyodunun yarısı ve x'in periyodunun 1/6, yani buradan buraya gitmesi artı sonra tekrar buraya gelme süresine, y kendi periyodunun 1/4 bir süresi. Çünkü genlikten denge noktasında t/4'tü değil mi? Yani x'in şunu yaptığı yerde y buraya geliyormuş. O zaman x'in periyodunun payda eşitleyerek işlem yapalım. 4 tane tx bölü 6 eşittir ty bölü 4 ise tx bölü ty oranı 6 bölü 16'dan 3 bölü nedir sevgili arkadaşlar? 8'dir diyebiliriz. Ya şuna şöyle başka bir bakış açısıyla girmek isteyen arkadaşlar olabilir. Mesela şu kalıbı kullanabilirsiniz. X'in periyodu için 2x, x, x, 2x. Yani t bölü 6, t bölü 12'den dolayı. Süre olarak verdim. Bunlar konum değil. Y için de hani 2y, y, y, 2y diye düşünürsek. Düşündük mü? Düşündük. X'in buradan buraya gitmesi 6x. Sonra buraya gelmesi 8x. Demek ki 8x'lik süreye 3y'lik süreye eşittir deyip x bölü y oranını 3 bölü 8'i daha hızlı bir şekilde de bulmanız mümkün olabilirdi. Özdeş 2 tane sarkaçlı duvar saati. Şöyle 2 tane sarkaçlı duvar saatimiz var. Özdeşmiş. O zaman iplerin boyları ya da o şuranın boyları aynı. Bunlar duvar saatiymiş. Sarkaçlı duvar saati. Ayarlanıyormuşlar. Biri kutuplarda, biri de ekvatorda bırakılıyormuş. Birini kutupta bıraktık, birini de ekvatorda bıraktık. Peki, ne güzel. Şimdi bunlar basit sarkaç ya, basit sarkacın periyodaki pi kök lale bölü güldür. Hocam. Şimdi hatırlarsanız kutuplardaki yer çekimi ivmesinin ekvatordaki yer çekimi ivmesinden büyük olmasından dolayı yer çekimi ivmesi büyük olan kutuplarda periyot azdır. O yüzden kutuplardaki periyot küçüktür. Ekvatordaki periyot. O yüzden ekvatordaki daha tembeldir. Git gel böyle daha geride kalır. Ekvatordaki saat kutuplara göre. Kutuplardaki daha seri, daha sık aralıklarla git gel, git gel, git gel. Çünkü periyodu daha küçük ya, daha küçük aralıklarla git gel yapıyor. O yüzden kutuplardaki saat, ekvatordaki saat daha geri kalmıştır diyeceğiz. Şimdi kutuplar daha soğuk olduğu için kutuptaki saatin frekansı azalmıştır. Bir kere kutupların sıcaklık, soğukluğuyla alakası yok. Bunu geç. Bilimsel değil. Ekvatorda yer çekimi fazla olduğu için, ekvatorda yer çekimi fazla değil. Orada bitti. Kutuplarda yer çekimi fazla olduğu için, şimdi kutuplarda yer çekimi fazla olduğu için 2 pi kök lale bölü gül. Evet, kutuplarda yer çekimi fazla. Ne olmuş? O da diyor ki yer çekimi fazla olduğu için periyot az, frekansı artmıştır. Evet, periyodu azalmış, frekansı artmıştır. Daha sık aralıklarla gitmiştir. Bu olabilir. Dur. Doğru bir şey çünkü. Denizli'ye bakalım. Ekvatorda yer çekimi az. Evet, ekvatorda yer çekimi az. Ne olmuş? 2 pi kök lale bölü gül. Tamam. Ekvatorda yer çekimi az olduğu için ekvatorda periyot fazla. Periyot azalmıştır demiş. Yanlış. Kutuplarda yer çekimi fazla olduğu için evet fazla. Ne olmuş? Frekansı azalmıştır demiş. Arkadaşlar o da C'nin tam tersini söylemiş. Yanıt o yüzden C seçeneğidir. Yani buradaki saatin önden gidip, yani kutuplardaki saatin önden gidip ekvatordaki saatin geri kalmasının sebebi kutuplarda yer çekimi ivmesi fazla olduğu için, bu fazla olan yer çekimi ivmesi periyodu kısaltmış, frekansı arttırmış, daha seri git gel hareketleri yaptırtmıştır. K ile M arasında basit harmonik hareketi yapan cismin periyodu T'ymiş. Şimdi kalıbı unutmuyorsun değil mi? Şu kalıp eşit mesafelere böldüğümüzdeki bu t bölü 6, t bölü 4 kalıbı var ya. Bu t bölü 6, t bölü 12 kalıbımız.
şu mesafeler birbirlerine eşit olduğunda kullanılabiliyordu, yazılabiliyordu. Ben bunu da bölebilirim hocam. Toplam 4D ya. Her birini D diye düşünebilirim. Düşünemez miyim? Düşünürüm pekala. Buraya K derim, buraya da L derim, buraya da M derim. Dedik mi? Hadi demiş olalım. Buradan buraya gelme süresi T bölü 6 değil miydi? Buradan buraya gelme süresi T Evet. bölü 12 idi. Buradan buraya Evet. gelme süresi T bölü 12 idi. Buradan buraya gelme süresi de T bölü 6 idi. Bana diyor ki, soru diyor ki K'dan L'ye yani şurayı T bölü 6'yı 3 saniyede geliyorsa periyodu nedir? O zaman T bölü 6 eğer 3 saniye ise periyodu nedir arkadaşlar? Periyodu 18 saniyedir diyebiliriz. Şekil 1'de X cismi K ile K üssü arasında basit harmonik hareketi yapıyormuş. Diğeri de M ile M üssü arasında basit harmonik hareket yapıyormuş. X cismi ikinci kez L noktasından geçerken, şimdi X cismi buradan şuraya gidiyor, sonra tekrar buradan şuraya geliyor. İkinci kez L'den geçmesi. Y cismi de ilk kez O'dan geçiyormuş. Arkadaşlar biraz önce bir pratik işlem yaptık ya. O işlemi yapabilmek için bir kere kalıp olarak şurayı da şöyle eşit mesafesel olarak şöyle böldüğümü düşünsem. 2x, x, x, 2x kalıbını y içinde 2y, 2y kalıbını uygularsam. Şimdi ikinci kez L'den geçmesi yani bir kere gitti 6x. Sonra buradan buraya geldi 4x. Git gel 10x. Bunun 10x'lik hareketi diğerinin 3x'lik hareketine 3y'ye denk. Demek ki 10x eşitse 3y'ye x bölü y'ye 3 bölü 10 yazabilirsiniz. Biraz önce daha detaylı çözmüştüm. Bu sefer de hazır elim alıştı. Pratik çözeyim dedim. Özdeş yaylar ki her bir yay özdeşmiş. Yani her bir yayın esneklik katsayısını aynı kabul edeceğiz. Basit harmonik hareketi yapıyorlarmış. Bunların periyotlarını soruyor bize. Tabii periyotlarını bulabilmek için önce birincisinin periyodu zaten kolay bir şekilde 2 pi kök 3m bölü k'dır. Bu birinci yaylı sarkacın periyodu. Peki ikinci yaylı sarkaçta önce eşdeğer yay sabitini bulabilmek için bunlar paralel. Paralelde yayları toplarız 2k. Sonra 2k ile 1k'nın da seriliği var. Seriye bağlı yaylarda isterseniz 1 bölü k eş eşittir 1 bölü k1 artı 1 bölü k2 işlemi yapabilirsiniz. Ya da çarpma bölü toplamlarından şuradan 2 bölü 3k'yı bulabilirsiniz eşdeğer yay sabiti olarak. Ki burada 3'ü de paralel. Paralelde direkt toplarız. Burası da 3k'dır. Eşdeğer yay sabiti. Ben buradan yola çıktığımda ikincinin periyodu için 2 pi kök 2m bölü 2 bölü 3k'dan 2 pi kök 3m bölü k'dır. Üçüncünün periyodu 2 pi kök 9m bölü 3k'dan 2 pi kök 3m bölü k'dır. Arkadaşlar görülen odur ki üçünün de periyodu eşit çıktı. Düşey düzlemde denge noktaları O olan iki tane yaylı sarkaç varmış. K ve N noktalar arasında basit harmonik hareket yapıyormuşlar. Cisimler şekilde konumdan geçtikten ilk kez M noktasında aynı hizaya geliyorlarmış. İlk kez M noktasında aynı hizaya geliyorlarmış. Yani bu arkadaşın buradan buraya geldiği sürede bu arkadaş da şuradan şuraya gelmiş olacak. Şimdi önce periyotlar arasındaki ilişkiyi bulabilmek adına tabii ki ne yapacağız? Kalıbı uyduracağız. 2x, x, x, 2x yazacağız. 2y, y, y, 2y yazacağız. Şimdi bunun buradan buraya gelme süresi 4x. Bunun buradan buraya gelme süresi 2y ile eşitmiş. Aynı anda geliyormuşlar. Demek ki her x gördüğüm yere 1, her y gördüğüm yere 2 yazmalıyım. Şimdi bulmuş olduğum skalaları burada yerine yazayım. X gördüğüm yere 1 yazınca 2, 1, 1, 2 oluyor. Y gördüğüm yere de 2 yazınca burası da 4, 2, 2, 4 oluyor. Yani birbirlerine eşlemiş olduk bir nevi. Ki zaten bunun buradan buraya gelme süresi 4 saniye. Bunun da buradan buraya gelme süresi 4 saniye. Zaten ilk karşılaşmaları M'deydi. 6. saniyede bu buradadır. 6. saniyede bu buradadır. 8. saniyede bu buradadır. 8. saniyede bu buradadır. Sonracığıma 10. saniyede bu buradadır. 10. saniyede bu buradadır. Demek ki ikinci karşılaşmaları K seviyesinde oldu diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Diyor ki soru basit harmonik hareket periyodu 12 saniyeymiş. Periyot 12 saniye. Ne demek periyodun 12 saniye oluşu? Şuradan şurası T bölü 4 yani 3 saniye. Buradan burası da P bölü 4, 3 saniye. Şuradan şurası da 3 saniye. Buradan burası da 3 saniye şeklinde T bölü 4, T bölü 4 olarak bölüştürdüm. K'dan harekete geçen bir cismin 17. saniye. Bak K'dan başladın ya sen. Gittin geldin 12'de buradasın. 15'te buradasın.
18. Burası demek ki 17. saniyede cisim O'dan L'ye giderken yakalandı bize. Hareket yönü O'dan L'ye doğru olduğu için hız zaten sağa doğrudur. Çünkü hız vektörü hareket yönüyle aynı yönlü olmak zorundadır. Başka, ivme vektörü tam şuradayken ivme vektörü O'ya doğru olmalıdır. İvme vektörünün yönü arkadaşlar sol tarafa doğru oldu. Konum vektörü ise cismi gösterir. Bakın konum vektörü bu cismi gösterecek olan vektördür. Bu da konum vektörüdür. Demek ki konum vektörünün yönü sağ tarafa doğrudur diyeceğiz. Sağa sola sağ olan seçenek yani A seçeneği sorunun doğru şıkkı oldu. Şekil 1'deki X cismi K ile K üssü arasında, şekil 2'deki Y cisminde L ile L üssü arasında basit harmonik hareket yapıyorlarmış. Her ikisi de şuralardan aynı anda harekete başlamış. Periyotlar oranı 7'ye 9'muş. X cismi ikinci kez K noktasına ulaştığı anda, X cismi ikinci kez K üssüne ulaştığı anda pardon. Bir buraya geldi. Geri döndü. Sonra ikinci kez yani gitti, geldi, gitti. 1,5 tur fark ettiniz mi? O anda Y nerede olur diyor. Yani 3 bölü 2 TX'lik sürede Y nerede olur diyor. Yani X'in periyodunun 1,5'luk hareketi Y'nin periyodunun kaçta kaçına denk geliyor şeklinde soru sormuş. Şimdi buradan şu soru işareti ifadesini rahatlıkla bulabiliriz. X gördüğüm yere 7 yazarsam, Y gördüğüm yere 9 yazarsam bunu bana tanımlamış zaten. Buradan soru işareti sevgili arkadaşlar 7 bölü 6 gel. Periyodun 7 bölü 6'sı ne demek? Yani TY'nin 7 bölü 6'sı ne demek? 6 bölü artı 6 bölü 6 artı 1 bölü 6 demek. Yani bu şu demek arkadaşlar. Bu şu demek 7 bölü 6 periyot. Yani bir tam tur yapmış. Bir turun üzerine 1 bölü 6 gitmiş. Yani Y şöyle gitmiş geri dönmüş. Bunun üzerine de 1 bölü 6. Şurası değil midir 1 bölü 6? Hani T bölü 6, T bölü 12. T bölü 12, T bölü 6 üzerinden bakarsak hani gitti geldi T süre sonra bir daha T bölü 6 süre sonunda M noktasında olacağını söyleyebiliriz. Y cismi. Evet, yeterince bu tarz sorudan vermişim. Bir tane daha son kez bir daha bakalım. Düşey düzlemlerde denge noktaları O olan yaylara bağlı X ve Y cisimleri K, K üssü noktalar arasında basit harmonik hareketi yapmaktaymışlar. Cisimler şekilde konumdan geçtikten ilk kez L düzeyindeki L düzeyi şurası oluyor. Yani bu arkadaş buradan buraya geldiği sürede bu arkadaş buradan buraya gelmiş oluyor. Hızlanıyoruz şimdi. Aynı sorudan çünkü defalarca yaptık. 2x, x, 2x. Bu x için kalıp. 2y, y, y, 2y. Bu da y için kalıp. O zaman şu arkadaş şu arkadaşa eşit olmalı. 2x eşitmiş 4y'ye. X gördüğümüz yere 2, Y gördüğümüz yere 1 yazabiliriz. Her X gördüğüm yere 2 yazarak 4, 2, 2, 4 şeklinde süreleri paylaştım. Y gördüğüm yerlerde 1 yazarak 2, 1, 1, 2 şeklinde süreleri paylaştım. Sonra devam ettim arkadaşlar. Dördüncü saniyede bu burada, dördüncü saniyede bu burada. Yan yanaydılar. Sonra 6 da burada, 6 da burada. 8 de burada, 8 de burada, 10 da burada, 10 da burada. Demek ki ikinci karşılaşmaları K üssü noktasında oldu. Evet sonra tekrar 4 burası, 4 burası, 6 burası, 6 burası, 8 burası, 8 burası. Üçüncü karşılaşmaları yine L noktasında oldu. O yüzden yanıt A şıkkı oldu. Şimdi iki tane klasik basit harmonik hareket denklem okuma sorusu var peş peşe. Bunları bir hızlı bir şekilde çözmek isterim. Şimdi bir basit harmonik hareketin uzanım denklemi x eşittir r çarpı sinüs omega t olduğunu biliyorsunuzdur. Ki sana şu şekilde bir denklem vermiş zaten. Bu denklemde dikkat ederseniz r'si yani genliği 5 oluyor. 5 santim oluyor. Omega da şuraya denk geliyor. Omegası da pi bölü 6 oluyor. Açısal hızı. Çizgisel hızı v eşittir. Maksimum hızı demiş ya. Maksimum hızı v eşittir omega çarpı r'dir. Omega gördüğüm yere pi bölü 6. R gördüğüm yere de 5 yazınca 5 pi bölü 6. Bu maksimum hızımız oldu. O yüzden birinci yargı doğru oldu. Maksimum ivme neydi arkadaşlar? Omega kare çarpı r'ydi. Omega'yı zaten pi bölü 6 bulmuştuk ya. Pi bölü 6'nın karesi çarpı r olarak da 5'i yazarsak burada pi kare 5 bölü 36 geliyor. O yüzden bu ifade yanlış oluyor. Hareketin periyodu. Arkadaşlar açısal hız 2 pi bölü t idi. Açısal hız zaten pi bölü 6'ymış. O zaman pi bölü 6 eşitse 2 pi bölü t'ye buradan t dediğimiz şey 12 saniye olur
Yani periyot 6 değildir. Yanıt da Adana'dır. Söylediğim gibi bir tane daha. Şimdi cismin periyodu 12 saniye, genliği 20 santim. Şimdi periyot 12 saniyeye açısal hızın 2 pi bölü t olduğunu biliyoruz. 2 yazdık, pi vermiş yazdık yerine. T periyot yazdık yerine. Buradan ne geliyor arkadaşlar? 6 bölü 12'den 1 bölü 2 radyan bölü saniye geliyor. Cismin maksimumumuz neydi? Omega çarpı r'ydi. Omega dediğimiz zaten 1 bölü 2'ymiş. R dediğimiz de 20'ymiş. 10 santimetre bölü saniyelikte bir neyi var? Maksimumumuzu var. Frekans periyodun tersidir. Periyot 12 ise frekans 1 bölü 12'dir. Maksimum ivme demiş. Maksimum ivme omega kare çarpı r'dir. Omega'yı 1 bölü 2 bulmuştuk ya. 1 bölü 2'nin karesi çarpı r dediğimiz şey de genliktir. 20'dir. 1 bölü 4 çarpı 20'den o da 5 santimetre bölü saniye kare oldu. Evet. Düşey düzlemde bir yay var. Yay sabiti kaymış. Yayın ucunda da M1 kütleli bir cisim varmış. Sonra aşağıdan bir başka cisim buna yapışıyormuş. Yapıştıktan sonra iki cismin birlikte yapacakları basit harmonik hareketin periyodunu soruyor bize ki periyot neydi? 2 pi kök muz bölü kavundu. Tamam. Burada kütle olarak M1 ile M2 birbirine yapıştığı için toplam kütle bölü K'yı alacağız. Yani bu basit harmonik hareketin periyodu yaylı sarkaçta salınım şekline ve ortamına bağlı değildi. Sıkışma miktarına da bağlı değildi. 2 pi kök m bölü k'dan bulunuyor. Peki hocam bu hız niye etkilemiyor? Hız yayın daha çok sıkışmasına neden olabilir. Yani o enerjiyi etkileyebilir. Yayda daha fazla enerji depolanabilir ama yani sen bir yayı 5 santim çekip bıraktığında yaptığı hareketin salınım periyoduyla 10 santim çekip bıraktığında yaptığı hareketin salınım periyodunun aynı olduğunu unutmamalısın. Yerin çekim alanının G olduğu bir yerde şekildeki bir yayın ucuna asılı bir kütle. Bakın burada bir yaylı sarkaç var. Yaylı sarkacın periyodu 2 pi kök m bölü k'dır. Burada da bir basit sarkaç var. Basit sarkacın periyodu da 2 pi kök l bölü g'dir. Hatta bunların frekansları eşitmiş. Yani 2 pi kök m bölü k aslında 2 pi kök l bölü g'ye eşitmiş. Bunların frekansları eşitmiş. Şimdi bu çekim alanını 2G olduğu yerde frekansın değişmemesini istiyor. Şimdi sen burayı iki katına çıkarttın. Frekansın değişmemesi için yay ve sarkaçtaki kütleleri iki katına çıkarttığında bakın şuranın kütlesi iki katına çıkartılırsa yaylı sarkacın periyodu bir kere kök iki katına çıkar. Frekansı değişti. Diğerinin frekansı değişmedi ama yer çekiminden dolayı o da değişmiş oldu. Bana frekansı değişmesin dediği için biri alamadım. Yalnızca ipin boyu iki katına çıkartılmalı. Zaten yer çekimi iki katına çıkmıştı. Sen ipin boyunda iki katına çıkartırsan bunlar birbirini götürür ve frekans ilk durumdaki değerle aynı olur. Zaten yaylı sarkacın periyodu ya da frekansı bulunduğu ortamın yer çekimi ivmesine bağlı değildi. Değil mi? Bir tek basit sarkacın ipin boyunu uzatabilirsin. Yaydaki cismin kütlesini iki katına çıkartmak bu yaylı sarkacın periyodunu ve frekansını etkileyecektir. İpin boyunu yarıya düşürmek zaten azalan periyodu daha da azaltacaktır. Frekans ilk durumdaki frekansa eşit olamayacaktır. Yanıt B seçeneğidir. Sadece türdeş K ve L cisimlerinin birbirine uyguladığı kütle çekim kuvvetinin etkin olduğu bir ortamda yani bütün kuvvetler ihmal sadece bunların birbirlerine uyguladıkları kütle çekim kuvveti etkinmiş. Hocam burada biz biliyoruz ki bunların arasındaki kütle çekim kuvveti eşit büyüklükte ve zıt yönlüdür. Çünkü aralarındaki kütle çekim kuvveti G çarpı M1 çarpı M2 bölü T kare şeklinde eşit büyüklükte ama zıt yönde bir kütle çekim kuvvetlerinin var olduğunu biliyorum. Şimdi K'nın kütlesinin L'nin kütlesinden büyük olması F eşittir M çarpı A'ya göre aynı kuvvet büyüklüğü altında kütle ile ivme ters orantılı. Demek ki K'nın ivmesi A ise L'nin ivmesi 2A'dır. Yani bunlar birbirine doğru hızlanarak hareket edecektirler. Herhangi bir anda L'nin ivmesi K'nın ivmesinden tabii ki büyük çünkü kütlesi az. K cismini etki eden kütle çekim kuvveti L cismini etki eden kütle çekim kuvvetinden büyüktür. Hayır, eşit büyüklüktedir. Şimdi arkadaşlar bunlar sonuçta değişken ivmeli de olsa ivmeli hareket yapıyorlar. Yani biz hatırlayalım yani şunu şöyle düşünebilirsin. Yani doğru bir denklem yazmıyorum biliyorum 1 bölü 2 at kareyi ama en azından aynı sürede cisimlerin aldıkları yolların ivmeleriyle oranlı olmasından dolayı
Bu arkadaş x kadar giderse bu arkadaş 2x kadar yol gidecektir. Dolayısıyla kırmızı cismin üzerine yapılan iş f çarpı x, yeşil cisim üzerine yapılan iş ise f çarpı 2x olacaktır. Aslında aynı iş yapılmadığı için aynı kinetik enerjiye sahip olmayacaktırlar. Hocam başka bir yerden bir daha anlatın. Tamam, bir daha anlatalım. Şimdi v eşittir a çarpı t'ye bakarsak ivmeli harekette. Şimdi aynı sürede ivmeleri kadar hız kazanacaklarına göre bu bir süre sonra şunun hızı v olacak. Bir süre sonra bunun hızı 2v olacak. Bir süre sonra k'nın sahip olduğu kinetik enerji 1 bölü 2 çarpı 2m çarpı v kare olacak. Bir süre sonra l'nin sahip olacağı kinetik enerji 1 bölü 2 çarpı m çarpı 2v'nin karesi olacak. Kinetik enerjinin eşit olmayacağını oradan da söyleyebilirsiniz. Hocam başka bir yerden bir de anlatın. Ne anlatayım yani? Şimdi dışarıdan müdahale yok. Bunlar iç sistem kuvvetleri. Momentum korunumu. Hani sıkışmış bir yayı bıraktığında bunlar yay her iki cismi de birbirine atarken kütlelerle ters orantılı hani MV momentumu koruyorduk ya. Aynı muhabbet yapabilirsin hocam. Yani dışarıdan bir müdahale yok. İç kuvvetler altında momentum korunumu. Demek ki kütlesi 2 olanın hızına 1 ve kütlesi 1 olanın hızına 2 ve dersek momentumu korumuş oluruz. Oradan da enerjinin eşit olmayacağını görebilirsiniz. Bakın size 3 farklı durumdan yaklaşmaya çalıştım. İş enerjiden gittim. Dinamikten gitmeye çalıştım. İtim momentumdan gitmeye çalıştım. Aynı soruyu. Fransa'da okyanus kenarında Mont Saint-Michel adası varmış ve bu gelgit, medcezir olaylarından dolayı bazen gördüğünüz gibi suya gömülüyormuş. Bazen yol açık, bazen yol kapalı. Şimdi bu medcezir olayının nedeni nedir? Tabii ki dünyanın etrafında dolanmakta olan bir uydumuz var. Ay. Yani böyle az da bir kütlesi yok. Ay da dünyaya bazen yaklaşıp bazen uzaklaşması esnasında Dünya ile aralarındaki kütle çekim kuvvetinden dolayı okyanus sularını çekip bırakması olayına gelgit olayı ya da medcezir olayı diyoruz. O yüzden bu medcezir olayında Ay ile Dünya arasındaki kütle çekim kuvvetinin etkisini düşüneceğiz. Unutmayalım arkadaşlar. Biraz önce söyledim aslında. Şekildeki sarkaçlı saat. Sarkaçlı saat 2 pi kök lale bölü gül. Deniz kenarında zamanı doğru gösteriyormuş. Saat yüksek bir dağın tepesine çıkarıldığında. Arkadaşlar, dünyadan uzaklaştıkça yer çekimi ivmesinin azalacağını biliyorsunuz. O zaman yer çekimi ivmesinin azalmasından dolayı periyot artmış ve saat geri kalmıştır. Periyodun artması tembelleşmesi demektir. Değil mi? Buradan sarkacın periyodu yer çekimi ivmesiyle değişken olduğunu söyleyebiliriz. Öyle zaten. Peki saat bir kömür madeninin içine. Mesela ben bu saati şöyle içeri doğru soksaydım. Ne olacaktı? Yine yer çekimi ivmesi azalacaktı. Çünkü biz hatırlarsanız yer çekimi ivmesinin uzaklığa bağlı değişkenlerini şöyle yorumlamıştık. Dünyanın merkezine doğru girildikçe de azalır. Merkezden uzaklaştıkça da yer çekimi ivmesi azalır. Yer çekimi ivmesi dünyanın yüzeyinde maksimumdur. Şurada gm bölü r karelik bir yerçekim ivmesi vardı. Uzaklaştıkça karesiyle ters orantılı, içeri doğru girdikçe de işte mesafe ile doğru orantı olarak hani kader, içeride kader kdr formülünü kullanıyorduk. Oran orantı yapıyorduk, dışarıda karesiyle ters orantılı. Şimdi bu bilgiden çıkar gibi bir soru değil bu. Bu kendi bilgilerimizi kullanabiliriz. Şimdi saat diyor kömür madeninin içinde kullanılsaydı. Saat kömür madeninin içinde kullanılsaydı 2 pi kök lale bölü güle göre kömür madeninin içinde yer çekimi ivmesi daha az olduğu için periyodu artacaktı. Periyodu artan daha tembelleşecek ve geri kalacaktı diyeceğiz. Saat ayda olsaydı arkadaşlar aydaki yer çekimi ivmesi nedir? Dünyadaki yer çekimi ivmesinin 1/6'sıdır. Yani yine yer çekimi ivmesi azalacak. Periyodu artacak. O yüzden saat yine geri kalacak idi diyeceğiz. Yer çekimi ivmesi zaten dünyanın yüzeyinde maksimumdur. Onu da unutmayalım. 1610 yılında kendisinin yaptığı teleskopla Jüpiter'in uydularını inceleyen Galilei, Jüpiter'in uydularının Io'nun, uydu şu Io, KL arasında basit harmonik hareket yaptığını düşünmüştür. Niye böyle bir şey düşündü? Şimdi 1611'den bahsediyoruz. Bir kere Galilei'nin
teleskopunun yeterli olup olmadığını bilmiyoruz değil mi? Yeterince gelişkin olmaması etkendir. İkinci bir etken. Şimdi bu Jüpiter'in uydusu böyle bir saniyede dolanan bir uydu değil, biliyoruz değil mi arkadaşlar? Mesela dünyamızın uydusu olan Ay, dünyamızın etrafında yaklaşık 30 günde dolanıyor. Değil mi? Bir ay diyoruz. Şimdi burada Galileo bu uyduyu oturup da sabahtan akşama kadar izlemiyor. Öyle bir şey olmaz. İzlemiyor öyle sabahtan akşama kadar. Saniye saniye takip etmiyor. Tamam, bir yetersizliği var. Bir, ikincisine. Şimdi uyduya bakıyor. Uyduyu görüyor. Gördüğü yeri işaretliyor. Sonra yarın bir daha bakıyor. Öbür gün 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 bir daha bakıyor. Sonraki gün bir daha bakıyor. Sonraki gün bir daha bakıyor. Sonraki gün bir daha. Sonraki gün, sonraki gün, sonraki gün, sonraki gün. Bakıyor ki tekrar döngü devam etti. Tamam, uydu çembersel yörüngede dolanıyor ama çembersel hareketin iz düşümü de harmonik hareket sonuçta. Şimdi burada gördüğü şuralardan gelen ışığı Jüpiter'in önünde ya da arkasında olduğunu anlayamaz ki Galileo. Onun tabii ki bir iz düşümünün harmonik hareket olduğunu söyleyebilir. Şöyle basit, ilkel bir şekilde 3 boyuta bile indirgememiştir belki de. Nokta 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 diye işaret koya 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 koya. Aa bak, şu tarafa doğru gitti, sonra gerisin geriye geldi. Demek ki sağa sola gitme gelme hareketi yapıyormuş gibi algılamıştır. Esasen çembersel yörüngede dolanan durum. Çembersel hareket yapan cismin herhangi bir çap üzerindeki iz düşümünün basit harmonik hareketi yapması bunun bir etkisidir. IO basit harmonik hareketi yapmıyor arkadaşlar. Basit harmonik hareketi yapmıyor. Biz biliyoruz ki Jüpiter'in ona uygulamış olduğu çekim kuvveti ona bir merkezcil kuvvet oluyor. Merkezcil kuvvet etkisinde de çembersel bir yörüngede, işte eliptik bir yörüngede dolanıyor diyeceğiz. Harmonik hareket olmaz. Araya iki tane basit makine sorusu kaynamış. Arkadaşlar, misafire git diyemezsin. Gelen soruya da çözmem diyemezsin. Çözelim madem. Şimdi vida var, kaldıraç var, sabit makara var. Sabit makara da var. Hangi sistemde kuvvetin doğrultusu kesinlikle değişir demiş. Arkadaşlar, normalde yukarı doğru uygulayacağın kuvveti aşağı doğru uygulamışsın. Yönünü değiştirmişsin fakat doğrultusunu değiştirmemiş olabilirsin. Yani kaldıraçta bak, çürüttüm. Yani değiştirmediği bir durumdan bahsedebildim değil mi? Burada da yine aynı. Normalde cismin ağırlığı aşağı doğru. Sen bu cismi kaldırmak için şöyle yukarı doğru kuvvet uygulayacaktın ama makara kullanarak aşağı doğru kuvvet uyguladın. Bakın, burada doğrultuyu değiştirebilirsin ama değiştirtmeye de bilirsin. Sonuçta burada doğrultu, aynı doğrultuda bir kuvvet uygulamış oldum. Yönle doğrultuyu karıştırmayın lütfen. Paralellik aynı doğrultu demektir. Paralellik aynı doğrultudur. Fakat vidada, vidayı biz çevire çevire çevirirken kuvvetimizi böyle uygularız ama vida aşağı doğru saplanırken zemin ona bir tepki kuvveti uyguluyor. Vidada uyguladığın kuvvet ile yük, tamam mı, kesinlikle birbirine diktir. Yani doğrultu kesin değişmiştir. Sen böyle aşağı doğru batırmıyorsun. Şöyle çevirtire çevirtire o aşağı doğru aşağı doğru iniyor. O yüzden kuvvetin doğrultusunun kesinlikle değiştiği vidadır arkadaşlar. Doğrultu dedi. Şimdi Ahmet, tamam, eşyalarını koyduğu kolileri bir kalasın üzerinden kaydırarak kamyona yüklemektedir. Şimdi bu kalasın ağırlığını P desek, şu açıya alfa desek, eğik düzlem sorusu. Burası da tabii ki P çarpı sinüs alfa. Demek ki uygulamaya çalıştığı kuvvet P çarpı sinüs alfa olmalı. Sinüs alfa da H bölü L'dir. O zaman F eşittir P çarpı H bölü L'dir. Bu işlem sırasında zorlandığı için kolileri kamyona yüklemek için kurduğu düzenekte değişiklik yapmak istiyormuş. Kurduğu düzenekte diyor arkadaşlar. Düzeneği değiştir. Kamyonun lastiklerinin havasını indirerek haşı azaltmak. Evet arkadaşlar, haş azalırsa, rampanın şu haşı azalırsa aynı yükü daha küçük bir kuvvetle ite ite çıkartacaktır. Kolilerin içindeki eşyaların bir kısmını çıkartmak bu düzenek değildir ki. Buradaki düzenek nedir? Rampadır. Kolileri hafifletsen bile sonuçta o işi yapacaksın sen. Yani sen bir düzeneyi değiştirmedin aslında. Kalasın boyunu kısaltmak. Arkadaşlar, kalasın boyunu kısalttığında daha kısa kalas şöyle daha dik bir rampa oluşturacaktır. Ki zaten görünüyor şurada da. L'nin azalması, H'ı değiştirmeden L'yi azaltırsan daha büyük bir kuvvet uygulaman gerekiyor. O yüzden amacına ulaşması için bu Ahmet Caz'ın sadece A seçeneğini yapması uygundur
Evet, bu sorudan çok fazla koymuşsunuz hocam diyeceksiniz. Valla fark etmedim, yoksa yani yapmazdım. Ama bu da güzel bir soru. Şimdi noktasal ikisi cisimleri O üssü arasında dengedeyken P ve K noktalar arasında gidip yani hepsi birini P'ye kadar çekmişim, birini de K'ya kadar çekmişim ve bırakmışım. Bunların her ikisinin de iplerinin boyları eşit olduğu için periyotların 2 pi kök lale bölü gül formülüne bakarsak aynı ortamda aynı ip boyu demek ki periyotlar aynı olacak. Periyotlar aynı ise salınımları aynı sürelerde gerçekleşecek arkadaşlar. Yani burada daha çok çektim diye bir şey yok. Bu buradan buraya, bu buradan buraya, bu şuradan şuraya, bu buradan buraya, bu buradan buraya, şuradan şuraya ve şuradan şuraya, şuradan şuraya şeklinde devam ediyorlar. Uzatmayalım. Burada yani birini alfa ile birini iki alfa ile bırakmam. İki alfa 5 dereceden küçük olmasından dolayı arkadaşlar ne oluyor? Bu harmonik hareketin periyotları açıdan etkilenmiyor. X diyor O noktasından ikinci kez geçtiğinde tabii ki Y de O noktasından ikinci kez geçecektir. Çünkü periyotlar eşittir. Demek ki deminkiler gibi değilmiş. Bu biraz düşürme soru olmuş. Basit harmonik hareket yapan bir cismin hızının maksimum olduğunda hızı maksimum olduğu yer neresidir hızının maksimum olduğu yer? Tabii ki denge noktasıdır. Şuradan bahsediyor. İvmesi de sıfırdır. Doğru. Çünkü arkadaşlar ivme ve kuvvet köşelerde maksimumdu. Köşelerde hız sıfırdı. Denge noktasında da ivme sıfırdı, kuvvet sıfırdı ve hız maksimumdu. Uzanım sıfırdır çünkü uzanıma biz her zaman nereden bakarız? O'dan bakarız. Mesela şuradaki uzanım şudur. Uzanım vektörü. O'dan cisme doğru çizilir. Uzanımla kuvvet, uzanımla ivme de zıt yönlüdür. Bunu da unutmayalım. Kütlesi M olan bir cisim K yayının ucuna asıldığında periyot T'ymiş. Hemen T eşittir. 2 pi kök M bölü K dedim. Diğeri de periyodu 2 T'ymiş. 2 T eşittir. 2 pi kök L bölü G dedim. Karelerini alıp böldüğümde alt alta 1 bölü 4 eşittir. M bölü K bölü L bölü G geliyor. MG bölü KL eşittir 1 bölü 4 geliyor. Bizden ipin boyunu yani L'yi istemiş. L dediğimiz şey 4 MG bölü K olur diyeceğiz. Bir tane daha basit makine sorusu ve son sorumuz. Merkezleri etrafında dönen yarıçapları 3R, L, MR. Bak L'nin yarıçapı 3R'ymiş. M'nin yarıçapı 3R'ymiş. R'nin yarıçapı 3R'ymiş. K'nın yarıçapı 2R'ymiş. N'nin yarıçapı şurada da N varmış çocuklar. R'ymiş. Burada da 6R'lik şu varmış. Şimdi biz frekansın tur sayısıyla oranlı olduğunu ki omega dediğimiz şey 2π bölü T'dir ya da 2π F'dir. Bence frekans demek aynı zamanda açısal hız demektir. Aynı zamanda tur sayısı demektir. Tur sayısı da yarıçapla ters orantılı olmasından dolayı. Başlayalım bakalım. Şimdi bu arkadaş böyle F frekansıyla dönüyorsa bu tarafa doğru 2 bölü 3F ile döner. Niye? 2 yarıçaplı bir tur dönüyorsa 3 yarıçaplı kaç tur döner? N1 çarpı R1, N2 çarpı R2'den 2 bölü 3'ü buradan da görebilirsiniz. O zaman hocam bu da 2 bölü 3F. Doğrudur. Bu 2 bölü 3F ise şurası yarıçap 3'te 1'ine indiğine göre tur sayısı 3 katına çıkar. 2 bölü 3'ün 3 katından 2F oluyor. Eş merkezler aynı yönde aynı sayıda döner. 2F. 6'dan 3'e yarıya indiğine göre bu da 2 katına çıkacaktır. 4F'dir. Arkadaşlar frekans aynı zamanda açısal hızdı. Omega 2 bölü 3 omega 2 bölü 3 omega 2 omega 2 omega ve 4 omega dersek. K ve N'nin çizgisel hızları. Şimdi K'nın çizgisel hızı omega çarpı 2R'dir. N'nin çizgisel hızı 2 omega çarpı R'dir. N şurası ya. Demek ki çizgisel hızların büyüklükleri eşit oldu K ve N'nin. L ve R'nin açısal hızlarının büyüklükleri. L'nin açısal hızı ve R'nin açısal hızı bunlar birbirine eşit olmadı. M ve P'nin açısal hızları, M'nin açısal hızı ve P'nin açısal hızı bunlar da eşit olmadı. Yanıt da A seçeneği oldu diyeceğiz arkadaşlar.